Her bir düzgün altıgende iki tane üçgen boyanacakmış arkadaşlar. Bu arada şu an hali hazırda 12 tane üçgen boyalı. Bu turuncular 12 tane arkadaşlar. Ve kaç tane düzgün altıgen var? 7 tane. 7 tane düzgün altıgen kaç tane eşkenar üçgenden oluşur? Önce onu düşünün. Bakın bir düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için 7 çarpı 6'dan 42. 12'de arkadaşlar bu boyalı olanlar var. Tüm üçgenler 54 tane. 54 tane üçgenin x tanesi boyalı olacak ki tüm üçgenlerin 1 bölü 3 boyalı olmuş olsun. O zaman buradan da 14, 54 pardon 3'e bölersek 18 tanesi olmalıymış. Hali hazırda 12 üçgen zaten boyalı. 12 üçgene 6 tane daha üçgen eklemeliyim ki 18 tanesi boyalı olsun. 6 üçgenin de arkadaşlar her bir düzgün altıgende 2 tane boyadığım için 6 bölü 2'den 3 tane düzgün altıgenle hallederiz. C şıkkı. Rakamlar toplamı asal olursa sahte asal diye tanımlanmış arkadaşlar. Biz de ona uyalım bu tanıma göre. A artı 8. Ne olabilir? 11, 13 ve 17 olur. Daha da fazla olamaz. Neden? 19 olursa A rakamı olmuyor. 11 oluyor. 13 için arkadaşlar A Kaç oluyor buradan A'nın alacağı değerler? 3, 13 için 5 ve 17 için 9. Şimdi A 3 olursa 3 artı B artı C'nin asal olması için B artı C arkadaşlar birincisi 2 olur rakamlar toplamı. Birisi 1 olur, birisi 1 olur ya da birisi 2 olur, birisi 0 olur gibi düşünün. Ee, 5 olması için buradan 3 olur arkadaşlar. Sonra 2 olur pardon. Sonra 7 olması için 4. 8, 13 için 10, 17 için 14, 19 için 16, 23 için 20 olur. İki rakamın toplamı 20 olmaz arkadaşlar. O yüzden geçtim. Sonra 5 artı B artı C rakamlar toplamı 7 olması için 2, 11 olması için 6, sonra 8, 17 olması için 12, 19 olması için 14, 23 olması için 18. Daha da fazla olmaz. Sonra bir de 9 artı B artı C'nin olması için 2, 11, 13 olması için 4. Sonra arkadaşlar 17 olması için 8, 19 olması için 10, 23 olması için 14. Daha da olmaz çünkü 29 olursa yine 20 olur. Hangi rakamlar farklı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 oldu. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. B şıkkı. Soruda önemli nokta ne biliyor musunuz? Bir irrasyonel sayı iki tane tam sayı arasındadır arkadaşlar. Mesela kök 10. 3 küsür bir sayı olduğu için 3 ile 4 arasındadır. Mesela kök 12. Bu arkadaşlar 2 kök 3 ne ile neyin arasındadır işte? 3 ile 4'ün arasındadır. Ya da kök 5 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Haliyle bunlardan biri M birisi N. Hangisi M hangisi N bilmiyorum ama bunların ne olduğunu anladım. M ve N'nin ardışık iki sayı olduğunu anladık. En yakın iki tam sayı tabii ki böyle ardışık iki sayı olması lazım. Bunların arasında olacağı için bu irrasyonel sayılar tamam mı? Haliyle bu birinci durum. İkinci durum bu soruda çarpanları ayırma var. Bak. M, N, N, N kare. Orada N parantezini alırsak M artı N. Öbüründe T parantezini alırsak M artı N. M artı N parantezini alırsak N artı T. Bu çarpımın tek olması için M artı N'nin tek olması lazım. N artı N, T'nin de tek olması lazım. Zaten iki ardışık sayının toplamı gerçekten birisi tek birisi çift olacağı için tektir. Gelelim buraya. Şimdi arkadaşlar tek olması için N çiftse M tektir. O zaman T de şöyle M tektir. E, T de arkadaşlar toplamlarının bunların tek olması için ne olması gerekecek? Tek. Sonra N eğer tekse M arkadaşlar çift olacak. Yine T de arkadaşlar buradan çift olacak. Şimdi buna göre M çarpı N zaten ardışık iki sayının çarpımı her zaman çifttir. Çünkü birisi A ise öbürü A artı birdir. Birisi tekse birisi çifttir n çarpı t bunlardan birisi tek birisi çift olduğu için kesinlikle arkadaşlar çifttir. m artı t'ye bakın. Birisi tekken öbürü tek oluyor. Birisi çiftken öbürü çift oluyor. O yüzden bu da kesin doğru. E şıkkı 1, 2, 3. Bu soruda adım adım gidelim. Dikkatlice lütfen beni dinleyin. İlk bir bilgi vereceğim arkadaşlar size. Kullanacağız bu bilgiyi. Bir sayının pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Üstlerini yazıyoruz böyle asal çarpanlarına ayırıp sonra üstlerini bir arttırıyoruz. Mesela bunun 12 24 tane pozitif bölen şey yanlış yazdık pardon. 3 x 3 x 9 18 tane pozitif tam böleni varmış. Sonra ikinci bilgi. Bir sayının biz çift pozitif tam bölenlerini bulmak istiyorsak yani 180'in 2 4 6 8 gibi çift bölenlerini nasıl buluruz? Burada 2'yi hep cepte tutmak için arkadaşlar üstünü bir azaltırız. Böylece üstünü bir azaltınca iki kenarda durur. Diyelim buradan tek çarpan mı geldi? Mesela 3 çarpanı geldi. Zaten cebimde 2 duruyor. Hemen bununla çarpıyorum. Çift bölene dönüyor. Haliyle o yüzden bu sorularda aklınızda bulunsun. 2'ye bölünen pozitif tam bölenlerini bulmak demek üstü bir azaltmak demektir. Bu yüzden de üstünü bir arttırırım. 2 çarpı 3 çarpı 2 buradan da 12 tane gelir. 180'in çift bölenleri. Bunu niye söyledim şimdi? Bakın. Bir kere arkadaşlar şartı ilk sağlayan sayı 1'dir. 1 bir kendisinden büyük 2 sayıyı da bölüyor. 2'yi de bölüyor, 180'i de bölüyor. Bir kenarda duruyor bir tane durum. İkinci durum arkadaşlar eğer n 1'den büyükse 2'yi 2'ye tam bölünen sayılar olması lazım ya da 180'i tam bölen sayılar olması gerekiyor. Böylece n arkadaşlar ya 180'in bölenidir ya da n 2'ye bölünen bir sayıdır. O zaman n 2 şartı da sağlaması lazım ayrı ayrı sayılar olamayacağına göre. işte demin dediğim olay. 180'in pozitif çift bölenini demin burada ben kaç tane bulmuştum? 12 tane bulmuştum. Yalnız n burada 2 olursa bir kümede 2, 2, 180 diye yazılmaz. O zaman küme tek 2 elemana düşer. 2'yi veremem. N'ye 180 olursa yine kümenin elemanları 280-180 olursa ki böylece 3 elemanlı bir küme olmaz. 180'e de veremem. Dolayısıyla buradan 12 değil 10 tane geldi. Başlangıçta da bir tane vardı. C şıkkı oldu. Birinci sırada 1, bir, ikinci sırada 3, üç, üçüncü sırada 5 tane nokta nokta gidiyorsa o zaman N'nin sırada 2' eksi 1 Neden? Gerçekten yerine yazın bakın. 2 çarpı 1 eksi 1, 1. 2 çarpı 2 eksi 1, 3. 2 çarpı 3 eksi 1, 5. Dolayısıyla n'inci sırada da 2n eksi 1 olur. Ve ne demiş bize arkadaşlar? Sondan, daha doğrusu üstten 10. sırada. O zaman üstten 10. sıra şu demek bak. Üstten 1. Üstten n eksi 1 demek 2. Üstten n eksi 2 demek 3. O zaman üstten 10. demek n eksi 9. sıra demektir. Haliyle n eksi 9 çarpı 2 eksi 1. Burada kaç tane kart yer alacak? 2n eksi 19. Tamam mı? Böylece doğru sırayı buldum. Baştan n eksi 9. olduğunu anladım arkadaşlar bunun. Ve sonra da ne dedik? Yerine yazarak 2n eksi 19 olduğunu gördük. Bu Baştan dördüncü sırada bulunan kart sayısından azmış. Baştan dördüncü sırada bulunan kart sayısı 2 çarpı 4 eksi 1'den 7. 7 büyüktür 2n eksi 19. 26 büyüktür 2n. 13 büyüktür n. n buradan en fazla kaç olur? 12 olur. 1'den 2n eksi 1'e kadar olan tek sayıların toplamını tabii ki biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neydi formülümüz? N kare. Bu yüzden n 12 olduğu için en fazla 144 olur c şıkkı. 1'den 2n-1'e e kadar olan sayıların toplamı ne karedir arkadaşlar? 2'den 2n'ye kadar olan sayıların toplamı da n çarpı n artı 1'dir. Unutan arkadaşlar için söyleyeyim. Hatırlamayanlar, kuralla yapmak isteyenler son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısından da yine ne kare olduğunu görecekler. Hangisinin x hangisinin y olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bir de hemen şunu söyleyeyim. Eşitsizlik sorularında x çarpı y artı x şeklinde bir şey görürseniz ortak parantezi alın. Neden? x'e hem burada hem burada değer veremezsiniz. x bir tane x'tir ama önce bu eşitsizliği yapayım sonra bu eşitsizliği yapayım toplayayım derseniz farkında olmadan x'e farklı farklı değerler vermiş olursunuz. O yüzden eşitsizlik sorularında kesinlikle değişkenler ortak parantezi alınır. Böylece x'e bir kere verirsiniz değer, y'ye de bir kere vermiş olursunuz. Şimdi yalnız x hangi aralık? x'e yer arkadaşlar 0 ile 1 aralığı seçerseniz, y'yi de 2, 2 ile 3 aralığı seçerseniz buradaki gibi. O zaman 1 arttırdığınızda 3 ile 4 arası olur y artı 1. Böylece bunu çarptığınızda x çarpı y artı 1, 4 ile 0 arasında olur. Ama bu eleman... 5 olarak 0 ile 4 arasına girmez. Demek ki x arkadaşlar. Yanlıştan başladım ki hani e, direkt böyle x'e 2 ile 3 arasında dersem neden öyle dediniz demeyin diye. Önce bir yanlışı gösterdim. Şimdi doğrusu neymiş? x 2 ile 3 arasındaymış. y de 0 ile 1 arasındaymış. Böylece artık y'yi 1 arttırdığımız zaman x zaten böyle. y de arkadaşlar. y artı 1 ve 2. Çarptığımız zaman o zaman... Alacağı en büyük değer arkadaşlar 6 oldu. En küçük değer de e, 2 oldu. 2 x çarpı y artı 1'in arasında gerçekten 5 değeri vardır. Dolayısıyla x kare karesini aldığımız zaman 4 ile 9 arasında. Y de arkadaşlar zaten 0 ile 1 arasında. Böylece 4 x kare artı y 10 oldu. Alacağı değerler 5, 6, 7, 8 ve 9. 17, 7 daha 24, 6 daha 30, 5 daha 35, E şıkkı. Normalde M ve N'yi toplaması gerekiyor. Ama ne yapmış? Yanlışlıkla M'yi yüzler basamağını altta arttırmış. Yani 600 arttırmış sayıyı. Ve birler basamağını 2 azaltmış. O zaman sayı 2 azalmış. Ve aynı toplamı bulmuş. Haliyle M'ler gitti. N de bakın buradan 598 oldu. Rakamlar toplamı da 14, 8 daha 22 değişik. Her birinde m kişi olacak biçimde m tane minibüs. m çarpı m tane insan var. Yani m kare tane insan var arkadaşlar. Öğleden sonra turistlerin bir kısmı yoruldukları için tura tamamlamak istemiyor. Ve her birinde n kişi olacak şekilde n tane bine minibüse binerek devam ediyor. Kimler? Tura devam etmek isteyenler. Kalanlar arkadaşlar kaç tane minibüse bölüştürülüyor? M tane minibüs vardı başlangıçta. N tanesi diğerlerine tahsis edildi. Bu yüzden M eksi N minibüs kaldı. Haliyle iki kare farkından M eksi N çarpı M artı N bölü M eksi N. Demek ki M artı N insan varmış her bir minibüste B şıkkı. Bir kalın birince yan yana gelirse Bunlar arkadaşlar çarpımları tek olacaktı. Tamam. 1, 3 sağlıyor. 3 ve 5 inceler yan yana gelince toplamları çiftte 8 oldu tamamdır. Sonra 7 ve 3 kalınlar yan yana geldiğinde aralarında nasıl olacak sağladı. 1 kalın birinci 3 5 yan yana geldiğinde çarpımları tek olacak. Evet bunda hepsi sağlandı. Gelelim ikinciye. İnceler yan yana geldiğinde bunların toplamı çift olmalıydı ama burası tek oldu. 2 4 daha 6 3 daha 9 patladı burası gitti. Sonra bir kalın birinci yan yana geldiği zaman çarpımları tek. Ama burada 3 çarpı 2 çift oldu. Bu da bu yüzden gitti. Yalnız bir A şık. Arkadaşlar bu soruyu ilk defa izleyip ilk defa bu kanalına bir olanlar varsa söyleyeyim. Bu kanal benim kanalım. Ee, Eyüp B kanalında ben TYT, AYT, geometri e, anlatımları yapıyorum. Hepsi de tamam. Hatta bu sene 3D yayınlarını da çözüyorum. Özellikle hedefiniz yüksekse biliyorsunuz YouTube'da genelde daha basit orta anlatımlar olur. Konu anlatımları hallettikten sonra böyle belli düzey hallettikten sonra kanallarda sonrasını daha artık kendiniz yapmanız gerekir. Ben de kolayları genelde bir kenara bırakarak orta ve üzeri e, hitap etmeye çalışıyorum. Eğer netleriniz, TYT netleriniz, AYT netleriniz 10-15 civarındaysa daha üste e, hedefliyorsanız gerçekten bu kanaldan yararlanabilirsiniz. Eğer netleriniz 25-30 arası veya 30 üstüyse gerçekten bir soru yorumlar var. E, 10 soruluk tekrar testleri var. Yine denemeler olacak. Bunlar bayağı sizin işinize yarar. Zaten 2019'da, 2020'de gerçekten hedefi yüksek olan yani ilk 1000, ilk 5000 olan öğrencilerin izlediği bir kanalda aklınızda bulunsun. Şimdi bir soruya dönelim. Soruda gerçekten hani benim kanalda olacak bir soru gibi iyi bir soru bence adım adım söyleyeceğim. Birincisi bir kenara bilgiyi sıkıştıralım. F bileşke GM FM'ye eşitse arkadaşlar F'leri alıp kenara GM eşittir M diyebilirsiniz. Neden? F'nin içinde GM var. F'nin içinde M var. O zaman GM M'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Ya da şöyle de öğretmiştir öğretmenleriniz. Sol taraftan F'nin bileşkesini ekle. Bunlar birbirini götürür. Yine GM M'ye eşit. Ve sorunun cevabını eksi 1 bölü 3 olarak vermiş. O zaman g eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 eşit. Bu kenarda duracak. Sonra arkadaşlar f bileşke gx f'nin içinde gx demektir. Bu f e eşit olacak. Neden? m gördüğüm yere x yazabilirim sonuçta. Haliyle hemen şimdi f bileşke gx'in denklemini yazalım. Nasıl yazılıyor arkadaşlar? Bakın şimdi bir analitik düzlemde y'nin altına y'yi x'in altına x eksenini kestiği yeri yazarsanız doğrunun denklemini bulursunuz. Y dediğimiz burada işte fonksiyonun kendisi. Payda eşitlersek o zaman öbür tarafa attığımda y eşittir. 2 artı 2x olur. Demek ki f bileşke gx 2 artı 2x'miş arkadaşlar. Tamam. Şimdi x yerine burada eksi 1 bölü 3 yazıyorum. 2 artı 2 çarpı eksi 1 bölü 3'ten artık 4 bölü 3 oldu. F bileşke G eksi 1 bölü 3'ü buldum. Gelelim. F'de bakın buradan neymiş? X yerine eksi 1 bölü 3 yazınca. F, eş F eksi 1 bölü 3 4 bölü 3'müş. Haliyle arkadaşlar artık şunu yapabiliriz. F'nin denklemi bakın şurada. Y eksenini kestiği yer 1. X eksenini kestiği yer bilmiyorum. A olsun. Eşittir 1. Y buradan 1 eksi x bölü a. Yani fx arkadaşlar 1 eksi x bölü a. Böylece f eksi 1 bölü 3. 1 eksi e, eksiden 1 bölü 3 a oldu. Demek ki bu işte 4 bölü 3 eşit. 4 bölü 3 eşittir 1 artı 1 bölü 3 a. Buradan da 1 bölü 3 eşittir 1 bölü 3 a'dan a 1 geldi arkadaşlar. a 1 olduğuna göre f denklemi yerine yazarsak 1 eksi x Buradan da f 3 soruluyordu. 1 eksi 3'ten eksi 2 geldi d şıkkı. x öğrenci olsun. Bunlar x'er tane şeker getirecek arkadaşlar. Sonra getirilen şeker sayısı fazla olduğu için öğretmen ikisinden 5'er tane. Yani 5 çarpı 2. Diğerlerinden de 2'şer şeker alıyor. Yani kalan x eksi 2 öğrenci. Çünkü x'i öğrenci vardı. İkisinden aldı ve x eksi 2 tanesinden de ikişer tane aldı ve geriye 434 tane şeker kaldı geriye götürülen. Haliyle x kare eksi 10 eksi 2x artı 4 eşittir 434 x kare eksi 2x eksi 440 arkadaşlar eşittir 0. Buradan da x eksi 22 çarpı x artı 20 eşittir 0 x 22 oldu. Bizden ne istiyordu? Sınıftaki öğrenci sayısının rakamları toplamı. 2 artı 2'den 4 C şıkkı. Elemanların toplamı 30 ve toplam kullanabileceğimiz sayılar da bunlar. 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10 olacak şekilde. Şimdi haliyle burada arkadaşlar yapmamız gereken aslında sayı denemek. 6, 8 daha 14, 4 daha 18. Geriye ne kalması lazım? Burada 12 kalması gerekiyor. Buraya 2 desek, buraya 10 desek ya da tam tersi buraya 10 diyeceğiz. Buraya 2 diyeceğiz. Artık onu değiştiririz birazdan. Şimdi 10 olsun buraya da 2 diyelim. Bakalım ne olacak. 5, 6 daha 11. 10 daha 21. Buraya 9 kalıyor. 9, 6 daha 15. 8 daha 23. Buraya da 7 kalıyor. Demek ki bakın bu seçimimiz doğruymuş. Gerçekten deneyecektik. 10 olmasa 10'u aşağıya 2'yi yukarıya yazacaktık. Ama ilk seferde tuttuğu için gerek kalmadı. Mor ve pembe buradakilerin top çarpımı da 70 oldu D şıkkı. Çektikleri paralar farklı paralar olacak. Çünkü sırayla çekiyorlar arkadaşlar. Bir de tek tek şunu yazmak gerekiyor yani. 20 toplamları 5, 25 olacak ya Aziz'in çektiği paraların. 19 aldı. Durumu düzgün görmek için hem o kadar vakit kaybetmeyiz düşünene kadar öyle. 18-7, 17-8, 16-9, 15-10, 14-11, 13-12 ve artık bitti zaten. 12 desek bu da 13 oluyor. Anlamsız oluyor. Şimdi haliyle diğerinin de arkadaşlar çektiği paraların çarpımı bunlardan birisine eşit. Bakalım hangisi olabilir? Şimdi bir kere şöyle 16 çarpı 9 gözüme çarpıyor. Neden? 16 çarpı 9 144'e eşit. 144 aynı zamanda 18 çarpı 8'e de eşit. O zaman 8 ve 18'i e alabilirim. Evet 5 ile 20 arasında bir sayı alacak. Demek ki 18 ve 8 seçebilirmiş. Sonra arkadaşlar 18 çarpı 7 var bakın bir de burada. Onu atlamışım pardon. 18 çarpı 7 de aslında neye eşittir aynı zamanda? 9 çarpı 14'e. 9'u da alabilir 14'ü de alabilir. Bakın 9 14 daha 23 alabilir alabileceği değerler toplamı. Bir de 18-8 daha 26 olabilir. 2 tane B şıkkı. Tabi vakit açısından biraz sıkıntılı bir soru. Alanlar arkadaşlar pi r kare olduğu için burada dairelerin alanlarının bakın 9, 36, 25 olmasından yararlanarak birinin yarı çapının 3 ile birinin yarı çapının 6 ile birinin yarı çapının da 5 ile orantılı olduğunu görmek lazım. Çünkü yarı çapın karesini alıyoruz alan bulurken. Bu yüzden benzerlikten de hatırlayın benzerlik oranı alan oranının pardon alan oranı benzerlik oranının karesiydi arkadaşlar. Oradan da çıkartabilirsiniz sonuçta geometri görüyorsunuz. Burada bu yüzden çaplarına da 6K, 12K ve 10K diyelim. Şimdi çünkü şöyle bakın bir dairenin çapı aslında buradaki gördüğünüz gibi pergelin açıklığına eşit. Haliyle 120 bölü 6K sarıda kullanılsın. 120 bölü 12K mavide kullanılsın. 120 bölü 10K kere de neyde kullanılsın? Yeşilde miydi o? Evet yeşil. Bunların toplamları da 120'ye eşit. Böylece 120 bölü 6K 20 bölü K. 120 bölü 12K 10 bölü K. 120 bölü 10K 12 bölü K eşittir 120. Buradan da 20, 10, 30, 42 bölü K eşitleri 120 oldu. Bölüyorum 6'ya 7 bölüyorum 6'ya 20. K arkadaşlar 7 bölü 20 geldi. Şimdi bizden ne istiyordu? Mavi pergelin uçları arasındaki mesafeyi. 7 bölü 20'yi nereye yazacağım o zaman arkadaşlar? Ee, 12K'ya yazacağım. Çünkü mavinin açıklığına 12K demiştim. 12 çarpı 7 bölü 20. 6 çarpı 7 42. 42 bölü 10'dan 4.2 santimmiş D şıkkı. En az kaç defa yer değiştirilir? Tabi burada yapacak bir şey yok. Deneyeceksiniz gerçekten. Şimdi ve güzel bir şekilde bakmamız lazım soruya. Bir de 6'yı önce yer değiştirsem. 6 buraya gelse, 1 buraya gelse. İlk değiştirmemi yaptım. Sonra 1 ile de 5'i yer değiştirsem. Bakın e, buraya 1 alacağım, buraya 5 alacağım. 5 ile 1'i yer değiştirdim. Şimdi 1 ile de 3'ü yer değiştirsem. Buraya 1, Buraya 3 alsam, 1, 3. yer değiştirmemi yaptım. Şimdi artık 3'ü bakın, 3 burada, 4 burada yer değiştirirsem, 4 burada olur, 3 de burada olur. Gördüğünüz gibi artık gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmuş oldu. En sonda ne yapmıştık? 3 ile 4'ü yer değiştirdik. Toplam 4 yer değiştirme oldu D şıkkı. Bazı sorularda arkadaşlar üşenmeden böyle kesirleri yapmak lazım. Çünkü burada birisinin 1 bölü 3'ünü, birisinin 1 bölü 6'sını oraya ekledik falan derken iş karışıyor. O yüzden ben birincide bulunan su miktarına x diyeceğim. İkincide bulunan su miktarına y diyeceğim. Ve toplam hacimler aynı. Bittiğinde eğer hepsi dolarsa. Başta söylüyor çünkü. Buna göre ilk depoda birinci depoda x var. ikinci depoda y var. y bölü 3'ü. Birinci depoda başlangıçtaki suyun yarısı eklendiğinde birinci deponun tamamı doluyormuş. Tamamına t diyeyim. Sonra arkadaşlar aynı şekilde ikinci depoda başlangıçta bulunan suyun üzerine birinci depodakinin 1 bölü 6'sı yani x bölü 6 eklenirse ikinci depoda tamamen doluyormuş. O zaman bu direkt y artı x bölü 6 ikisinin de tamamı birbirine eşit olduğu için haliyle buradan artık 3x bölü 2 artı y bölü 3 eşittir y artı x bölü 6. Buradan da e, öbür tarafa atarsam 3, 9, 8x bölü 6 eşittir. 2y bölü 3 oldu. Sadeleştirdim 2. Bunları sadeleştirdim 4. Sonra arkadaşlar buradan da bakayım bir ne oldu. Bunu da sadeleştirirsem 2x eşittir y oldu. Demek ki bunların oranları 1 bölü 2 ya da 2. Yani y'nin x oranı. 2, x'in y oranı 1 bölü 2, şıklarda 1 bölü 2 var, a şıkkı. Satırlarda bulunan sayıların toplamı birbirine eşitse, en küçükten başlayalım. Buraya a dersek, burası a artı 9 olur, burası da a artı 18 olur ki hepsinin toplamı birbirine eşit olsun arkadaşlar. Çünkü birinci satır, ikinci satırdan 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan 9 eksik, 4, 5, 6 da 7, 8, 9'dan 9 eksik arkadaşlar. Haliyle A, A artı 9, A artı 18 yazdım. Bir de top düşen delikler farklı satırlarda olduğunda oyuncunun alabileceği en büyük puan o zaman soldan sağa artıyor demiş bu soruda. Demek ki en büyük sağ sütun. Yani A artı 18, A artı 9, A. Buradan da 3A artı 27 eşittir. 60'tan A 11 oldu. A 11 olduğuna göre ortadaki boş deliği arkadaşlar 11, 9 daha 20 numaralı sayı geliyormuş C şıkkı. Sabit artıyor arkadaşlar. Ee, o yüzden de kolay bir soru aslında. Birinci seviyeden üçüncü seviyeye çıktığında 2 birim çıkmış oluyor. 2 birim çıktığında da 4.8'den 5.6'ya ne kadar artar? 0.4 artar. Bir birimde 0.4 artıyorsa dördüncü seviyeye geldiği zaman 1'den 4'e kadar 3 birim artar. 3 birimde de 1.2 artacağına göre 4.8'den 1.2 eklersek 6 olur B şıkkı. Barış'ın yaşına B diyeceğim. O zaman Ahmet'in yaşı 5B-2 olacak. Aralarındaki fark da büyükten küçüğü çıkarırsak 4B-2. Bu neye eşit? B'leri çıkardığım zaman zaten 1900'ler de gidecek. 90 eksi a'ya eşit. 90 eksi 10 a'ya eşit. 10'un katı bir sayıysa sol tarafta 10'un katı. B'ye o zaman 3 verebiliriz. 4 kere 3 12 eksi 2'den sonuçta son basamağı 0 olması lazım. Yani B ile de herhangi bir sayı 4'ü çarptığında 2 ile bitmesi lazım sonu. O zaman 8 olabilir. 13 olabilir. 8 verirsem mesela 8 kere 4 32. 32'den 2 çıkarsa 30. Ya da 13 verirsem 52 eksi 2'den 50. Böyle böyle gidecek. Şimdi 1, 3'ü deneyelim. B eşittir 3 için B artık Barış'ın yaşı. Barış'ın yaşı 2000 yılında 3 ise haliyle 1997 yılında doğmuş olur. B 7 gelir arkadaşlar. Sonra diğeri de kaç yaşında olacak? B'ye 3 dediğimiz zaman 15-2'den 13. Yani bu da 2000'den 13 çıkarırsak 1987 olur. Diğeri de o zaman A'ya kaç vermiş olduk? Bakın gördüğünüz gibi A'ya 8 vermiş olduk. 1998. 1987 1998 arada kaç yaş var arkadaşlar? 11 yaş var. Şıklarda gördüğünüz gibi yok. O zaman ikinciyi deniyorum. 8. 8 verdiğim zaman Barış'ın yaşı 8 olur. 8 olduğunda da 1992 yılında doğmuş olması lazım ki 2000 yılında 8 yaşında olsun. Sonra 8 çarpı 5 40. 40 eksi 2'den bu da 38 yaşında olmalı. 2000'den 38 çıkarırsak 1962 oldu arkadaşlar. Diğeri de o zaman A'ya kaç vermiş olduk? 1996. 1996'dan 62'yi çıkardığımız zaman kaç oluyor? 34. Aralarında 34 yaş fark olabilir. Şıklarda var hemen işaretledim. Olmasaydı 13 ile devam ederdi. Ben bunu biraz büyüteceğim arkadaşlar. Ben de küçük görünüyor şu renkleri iyice görelim bakın. Şimdi 38 defa vuracak. 38 defa vurduğunda zemindekiler patlıyor. Hani sırayla bu bu şeklinde. O zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu yeşile kadar arkadaşlar. Tamam. Sonra yeşilden itibaren bir daha başa dönüyor. Görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6 seferde bir başa dönüyor bu. Bu ne demek? 38'in 6 ile bölümünden kalanı bul demek. 2 olur. Böylece 2 arkadaşlar sarı ve bu renk haliyle geriye artık 3. bu kalıyor. Zemine bu düşecek. Çünkü sarı patlar gider. Üstteki mor herhalde. Mor patlar gider. En son arkadaşlar onlar düşünce gidince yere düşecek olan hangisi? Pembe. Yani cevabımız buradan D şıkkı. Bu sayıların toplamı arkadaşlar 21. O zaman x numaralı seferde 21 eksi x'in 2 katı kadar sayı 60 olacak içine. Mektup atmış olacak pardon veya broşür neyse. İkinci durumda y numaralı sefer olsun. Burada da y hariç kalanlarına yani 21 eksi y'nin 2 katı kadar broşür atmış olacak. Böylece toplam broşür sayısı 64 işte denklemimiz bu. Böylece buradan x artı y Neyse hesaplayayım ben de düşünemedim. Şimdi 32 eksi 2x 42 eksi 2x artı 42 eksi 2y eşittir 64. 84 x artı y buradan arkadaşlar 10 geldi. Hangi iki sayının toplamı 10? 6 ile 4'ün D şıkkı. Kaplanlar bütün maçları kaybediyor. Aslanlar da bütün maçları kazanıyor. Ona dikkat edeceğiz. Bir de kaplanın attığı gol sayısı Balığın attığı gol sayısından büyük arkadaşlar. Şimdi 1. A artı B. 53 denmiş. 2. E, B artı K. 50. Aslanlar artı kaplanlar pardon. Bu 58 denmiş. B artı da 85 denmiş. Şimdi burada e, balıkların en fazla attığı sayıyı bulmak için ne yapmamız lazım? Bir kere balıklar kaplanlara karşı kazanıyor arkadaşlar. Ancak kaplanlar balıklardan daha fazla sayı yaptığı için mümkün olduğunca bunları birbirine yakın seçmem lazım. Neden? Kaplanların attığı balıklardan küçük o zaman ne kadar yakın seçersem balık o kadar büyük olur. Dolayısıyla buraya 43 diyeceğim. Buraya da 42 diyeceğim. Şu an alabileceğim büyük değeri buldum balığın. Sonra kaplanlara geldiğim zaman aslanlara kaybediyorlar. Burayı geçebiliriz. Bur Gerçi geçmeyelim pardon. Kaplanlara sayı vereceğim. Burada 30 diyeyim. Kaplan da en fazla 28 olsun arkadaşlar. Burada da aslana 30, 27 diyorum. Buna da 26 diyorum. Bakalım sağlıyor mu? Balık 26 oldu. 20, 43 de buradan oldu 69. Kaplan 42 oldu. Burada da 28 oldu 70. Evet gerçekten kaplan balıklardan çok sayı attı. Ama aynı zamanda kaplan bütün maçlarını kaybetti. Bu şekilde sağladı D şıkkı. Ayça'nın hızına 5V diyelim. Sonra Burcu'nun hızına 3V, Ceyda'nın hızına da arkadaşlar 6V diyelim aynı sürede attıkları adımlardan dolayı. Ayça ve Ceyda'nın toplam 22 adım attığı sürede e, Deniz 8 adım atmaktadır. Ayça ve Ceylan Ceyda pardon 5V 6V o zaman 11V yapar. Bunların 2 adım attığı 22 adım attığı süreçte 11V ile öbürü 8 adım atıyorsa bunun hızı o zaman 4V olacak bakın doğru orantı. Artık D'nin de 4V olduğunu gördük. Ceyda parkuru tamamladığında yani 300 adım attığında kaç hızıyla? 6V hızıyla. Deniz parkuru e, bakalım X adım atmış olacak 4V hızıyla. Sadeleştirdiğimiz zaman 300 bölü 6 50 50 çarpı 4'ten 200 adım atmıştır. Evet 100 adımı kalmıştır doğru. Aynı anda aynı noktayı yürümeye başladıklarında denizin hızı e, bakalım 3. tamamlayan. Evet deniz hızının 4V olduğu için en düşük olan burada B adlı kişi böylece Burcu yani 3V'den büyük olduğu için sondan bir öncedir. Doğru. Dolayısıyla ikinci öncül doğruysa üçüncü öncül yanlış. D şıkkı. Burada arkadaşlar iki birim demek ki yukarı boşalmış. O zaman 2A eşittir 15B diyelim. Burada 3 bölme var. 5'er bölmeden toplam 15 bölme de oldu. Bunun hacmine 15 dersen bir parçasının o zaman bunun hacmine de arkadaşlar kaç demek zorundayım? 2. Haliyle 15 çarpı 5'ten burası 75'tir. 2 çarpı 10'dan 20'dir. Karışım problemi nasıl çözülür? Karışım çarpı yüzdesi artı karışım çarpı yine yüzdesi eşittir toplam karışım artık 95 çarpı x. Buradan da x 50 geldi e şıkkı. Coğrafya kursuna kayıt yaptıranın 3 katı denmiş. O zaman coğrafyanın 3 katı 9. Demek ki erkeklere burada e desem şuraya arkadaşlar e 9 diyebilirim. Böylece neden burada e 9 diyorum? Bakın 13 3 daha 16 10 daha 26. Şimdi buraya e deyip buraya e artı 9 dersem iyice büyük olur kızlar. O yüzden eksi 9 dedim. Aralarında çünkü ne demiştik? Kızlarla erkekler birbirine eşit. Bundan dolayı burası az olursa saçma olur. Haliyle toplam o zaman erkek sayısı 26 artı E oldu. Kızların sayısı da aynı olması lazım. O zaman 27'den 9 çıktı 18. 18 artı E'ye kaç eklemeliyim? 8. Demek ki felsefeye kayıt yaptıran 8 kişi varmış kızlardan. Arkadaşlar bakın şimdi burada %20 demiş. Sonra bir de birine 2 kat, birine de 1 bir kat diyor ya o da toplam 3 kat demektir. Hem 3 kat var hem 1 bölü 5 var. O zaman ben kesirlerle uğraşmamak için 3 kat ve 1 bölü 5'ten yararlanarak bu toplam oda sayısına 15K diyeceğim. Haliyle bundan sonra da şöyle bir durum olacak. 15K'nın 1 bölü 5'i yani 3K tanesinde bir masa var. 3K çarpı 1. 6 tanesinde masa yok. O zaman 3K artı 6'yı kullandık ya. Geriye ne kadar masa kalmış oldu? 12K eksi 6. Bunun 2 birimi üçlü masa, 1 bir birimi ikili masanın girdiği odalar. O zaman 3X eşittir 12K eksi 6'dan X 4K eksi 2. Burası da 8K eksi 4. Yani 8K-4 tane odada 3 masa var. 4K-2 odada 2 masa var. Ve toplam masa sayısı 89. Böyle. Bunları toplayalım o zaman. 3K-1, 3K, 24K, oradan da 8, 35K oldu arkadaşlar. Ee, eksi, şey burası çarpı 1'di pardon. Tamam o zaman bir şey yok. 3K zaten. Eksi 12, burası da eksi 4 eksi 16 öbür tarafa attım 105 oldu k 3 geldi. K 3 geldiğine göre bizden ne isteniyordu? 2 masa kılınan oda sayısı, yani 4k eksi 8, 2, 4 çarpı 3 eksi 2'den 10 oldu c şıkkı. Burada önemli olan şey belki hata yapan arkadaşlarımızın da sebebi şu. Arabayı almak için 288 bini götürüyor. Tamam artık arabayı alacak. ÖTV'li fiyat yani bu arabayı alacağı fiyat. Ama ÖTV yükseliyor. Yani o yüzden normalde planlandığı gibi gitseydi işler arabanın kendi ÖTV'siz fiyatına %20 eklendiğinde yani arabanın artık fiyatı 120 bölü 100 olduğunda 288 bine eşit. Haliyle A buradan arkadaşlar 288 12'ye bölersek 24. Demek ki 240 binmiş arabanın başlangıçtaki fiyatı işte %20'den %30'a yükseltildiği için %10 arttı vergi. %10 artması demek 240 bine 10'a böl demek yani buradan arabaya vereceği vergi 24 bin arttı. Bu yüzden cevabımız birçok arkadaşın yaptığı gibi E değil D şıkkıdır. Soruda arkadaşlar sizin baskıda yetişti mi bilmiyorum ama şu 80 kilometre değil de 8 kilometre olarak orayı bir düzeltelim. Ee, yoksa büyük bir sayı geliyor saçma oluyor. Şimdi birisinin hızı 3 dakikada bakın sıfırdan gidiyor. 3 dakikada aldığı yol 120 metre. O zaman 1 dakikada 40 metre yol alır. 40 metre bölü dakikadır hızı. Sonra diğeri de ikinci dakikadan başlıyor. Ona dikkat. Yani 2 dakikada 60 alıyor. Bu 100, şey, 2 dakikada 120 alıyor. O yüzden bu da 1 dakikada 60 bölü 60 metre bölü dakika hıza sahip olacak. Dediğim gibi önemli olan başladığı konum 2. dakikadan yola başladığı için. Dolayısıyla bu B'nin hızı 40 geldi. A'nın hızı 60 geldi. A'nın B'yi yakalaması için kapatması gereken mesafe neresi? Burası. Yani 72 derece arkadaşlar 360'ın 1 bölü 5'idir. O zaman 80'in 1 bölü 5'i 16. Demek ki bu yolda 64 daha doğrusu 6.4 çünkü düzelttik orayı. 80 değil 8 dedik. 6.4 kilometre yani 6400 metre. Hızlar farkı büyükten küçüğü çıkar 20. T dakika dersek o zaman bakın T buradan 320 dakika yapar. 320 dakikada 5 saat 20 dakika olacak. Bunu kaça ekleyeceğiz? 14.28'e. Demek ki 1948'miş arkadaşlar. D şıkkı adım adım gidelim. Beyaz fare bun, buradan buraya gelmeli. Siyah fare de buradan buraya gelmeli arkadaşlar. O zaman beyaz fare bakın yol ayrımında sağa dönüyor, sola dönmüyor. O zaman 1/2 olasılıkla sağa döner. Aşağı indiğinde sol mu sağ mı? Sağı kullanacak 1/2 olasılıkla. Sonra arkadaşlar tamam, buradan artık aşağı düşecek. Gelelim beyaz e, siyah fareye. Siyah fare de arkadaşlar yol ayrımında bakın sola gitmeli. 1 bölü 2. Aşağı indi yine sola gitmeli. 1 bölü 2 böylece bakın bu da bu şekilde iner buluşurlar. 1 bölü 16 olasılıkla A şıkkı. Yükseklik 3 birim olduğuna göre arkadaşlar aslında biz şunu görmüş olacağız. Üstten baktığınız zaman bir tane görünüyor ama aslında orada 3 tane var. Dolayısıyla birim küp sayısının 21 olması için bizim gördüğümüz kare sayısının 7 olması lazım. Burada 7 kare var. Burada 7 kare var. Burada 8 kare var. O zaman arkadaşlar cevabımız 1 2 C şıkkı. Şimdi arkadaşlar bu şöyle bir rengi değiştireyim. Bu bölgede bakın 2 4 2 kök 5 yani kök 20'lik bir uzunluk var. O zaman bir kere zaten burada kök 20 bu ikisinin toplamından büyük olacak. Bu tamam. Sonra arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman tabii ki burası 3, 4, 5 yani kök 25 o yüzden bu olmadı. Burası kök 2, kök 2, kök 2, 3 kök 2 yani kök 18. Kök 18 de kök 20'den küçük olduğu için evet bu da olur. Cevabımız 1, 3, E şıkkı. Köşegenler dik kesişiyor arkadaşlar. Soru da söylemiş. Ee, ve e noktası orta nokta ise muhteşem üçlü 5 5 10 oldu. Yine x x. Köşegenler dik kesiştiğinde karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. 72 artı 2 x'in karesi 36 artı 10'un karesinden 100. 2 x'in parantez karesi 64. 2 x böylece 8. x de arkadaşlar 4 olur. C şıkkı. Ali AB doğrusuyla 50 derecelik açı yapacak şekilde D'ye varıyor. O zaman işte bu. Sonra arkadaşlar Barış da Alinin aldığı yol kadar yol alıyor D'ye gidiyor. Böyle gördüğünüz gibi. Ve devamında da e, Can da Barış'ın olduğu yere gidiyor. Bakın bu şekilde. Ve tam yolun ortasında D'ye en kısa uzaklık oluyor. En kısa uzaklık dik uzaklıktır arkadaşlar. Şimdi haliyle şu AC'yi de birleştirirsek tabana inendik tabanı ikiye bölerse ikizkenar üçgendir DC de eşit olur. Bir noktadan çıkan en az 3 doğru bu şekilde eşit olursa bu arkadaşlar ne demektir? Bildiğiniz çevrel çemberin merkezi. yarıçaplar birbirine eşit olur bir noktadan çıktığında. O zaman 50-50 burası 80 merkez açı 80 olduğu için çevre açıda gördüğünün yarısı 40 derece C şıkkı. Bunları düz bir çizgide yapalım ki daha iyi görelim. A noktası, B noktası, şöyle bir C noktası ve D noktası. Buradaki C'nin AB'ye olan uzaklığı da 3 santim verilmiş. C arkadaşlar 9 saniye ilerlediğinde şöyle 9 santim yol alacak. Şimdi A olan uzunluğu da AC bize 15 olarak verilmiş soruda. 9, 3 daha 12. Demek ki şuraya T dersek Burası da arkadaşlar 9, 12, 15 üçgeninden AT 9 olacak. Toplam uzunluk 13 olduğu için 4 kalacak. Demek ki CB arası da 5 birimmiş D şıkkı. Yarıçap arkadaşlar 3, 2 tane yarım daire var. O zaman 6 pi oldu bu yeşillerin toplamı. Sonra 1 çeyrek, 1 çeyrek ve 1 yarım. Bunların da yarıçapı 2 olduğu için tam bir daire yaptı. 4 pi oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de 2 var. O zaman 12 geldi. 10 pi artı 12 c şıkkı. Katlamada arkadaşlar uzunluk ve açı değişmez. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bakın. Eski haline getirirsek genelde katlamalarda ya eski haline getirin ya da şekli katlayın. O an hangisi kolayınıza gelirse. Katladığımızda açı değişmez. Z'den dolayı bakın bunlar eşit olacak. Bu soruda bence en önemli noktalardan bir tanesi açı ortay ve paralellik bize iki kenarı getiriyor. Dolayısıyla yine bakın. Burada da aynı açı olacak çünkü B noktası orta nokta. Bu üçgenler gördüğünüz gibi böyle. Eş üçgen sonuçta arkadaşlar. Tam ortasından böldüğü için B orta nokta demiş. Haliyle burada da yine Z'den dolayı DC ile DB birbirine eşit gelir. KE 6. LC 8 olduğu için zaten KA da 8. 6, 8, 10. Yine 6, 8, 10 oldu arkadaşlar. İkiz kenardan dolayı BD ve BE de 10 oldu. Uzunluk değişmez. KB buradaki eski KB'ye eşit yani 16. Burası da 16. Demek ki 32 birimmiş. 10, 10 daha 20. Arkadaşlar 12 oldu. Şimdi tabana dik indirdiğim zaman 6, 6. Burası da 8 olur. 12 çarpı 8 bölü 2'den 48 B şıkkı. Burada yarı çap arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında 10 birim verilmiş. Sileceğin uzunluğu verilerek. Haliyle şöyle yine bakın burası yarı çaplar birbirine eşit olacağı için 10, 10 olur. Aslında çember sorularında böyle kiriş verildiğinde kirişe dikindirmek çok mantıklı. Bakın bu soruda da bunu yapacağız. Şöyle A dersem 4A olması için ortadan ikiye böler 2A, i̇ki 2A. Böylece köşelere yarı çap indirmeyi önemsiyorum ben. Çünkü böylece Pisagor yapıyoruz. 10. Şurası arkadaşlar A. Ve tabii ki 30-60-90 üçgeninden dolayı T dersem T O'nun da 5 olduğunu unutmayın. Böylece burada bir dik üçgen oldu. Bir kenarı 5 artı A. Bir kenarı 2 A. Ve hipotenüs 10. O zaman A'ya 3 verirsem 6-8-10 üçgeni geliyor. Haliyle arkadaşlar dikdörtgenin bir kenarı 12 oldu. Diğer kenarı da 3 oldu. Alan da buradan 36 E şıkkı geldi. EFCD bir paralel kenar arkadaşlar. Çünkü buradaki cetvel AB kenarına paralel. Zaten CD'ye de paralel ki kendisi de EFCD'nin paralel kenarı olduğunu söylüyor. Bunun bize katkısı şudur. Şimdi ED FC'ye eşit. Bu arada arkadaşlar bakın tam orta nokta olduğu için D noktası o zaman aslında ne oldu? Orta taban oldu ED, yani buraya da eşit oldu. ED orta nokta oldu işte. Dolayısıyla bu yükseklik 5, taban kaç olması lazım? Kök 11. Paralel kenarın alanı taban çarpı yüksekliktir. Paralel iki doğru arasında ED ile şuraya T diyelim. ED ile FT arasındaki uzunluk İşte bu DT uzunluğu arkadaşlar. Böylece yukarısı 5. Tabii ki burası da kök 11 oldu. Böylece 25. 11 daha 36. 6 birimmiş buradaki cetvelin uzunluğu C şıkkı. Hacimler oranı benzerlik oranının kübüydü. O yüzden arkadaşlar dördüncü adımda bakın 2 katına, 4 katına, 8 katına çıktığına göre yarıçap ve yükseklik o zaman ne olacak? 8'in kübü yani burada artık 8'in kübü 2 üzeri 9 yapıyor değil mi? Buna 2 üzeri 9 V diyelim sonuncusunun hacmine de buna da V diyelim. Burası 8V olsun. Burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi 64V olur. 2'nin kübünden dolayı. Haliyle burada artık 2 üzeri 9V ne ile doldurulacakmış? 8V ile yani 2'nin kübüyle 60 defa doldurulacak. Bir V demeyi de tabii unutmayalım. Sonra artı x defa da v ile doldurulunca tamamı dolmuş olacak. Şimdi öbür tarafa atarsam bir v'leri bir sadeleştireyim önce. 2 üzeri 9, 2 üzeri 3 yani 8 çarpı 2 üzeri 6 bu. Buraya da çıkarayım 8 çarpı 60 diyeyim eşittir x olmuş oldu. Burada da 8 parantezinde 64 eksi 60 eşittir x 8 çarpı 4 eşittir x'ten 32 defa doldurulmalıymış b şıkkı. İki doğru y ekseninin pozitif tarafında kesişiyor. Dik kesişiyor. O zaman böyle bir görüntü oluşacak. Burası 12. Dikten dikimliğini de öklitte kullanırız birazdan. Orijinal olan uzaklıkları x eksenlerinin kestiği noktaların 25'miş. Yani buraya a dersek burası da 25 eksi a olacak. Hangi sayılar olabilir o zaman birisi arkadaşlar 9'sa öbürü de 16 olur. 16 çarpı 9 gerçekten 144 olur. toplamları da 25 oldu. Birinin alanı 12 çarpı 16 bölü 2'den 96, diğerinin alanı 12 çarpı 9 bölü 2'den 54. Böylece bunların farkı 96 eksi 54 42 oldu arkadaşlar B şıkkı.